Aspor ekranından mutlu günler transfer hattıyla karşınızdayız. Nevzat Dindar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki sizlerin soru ve görüşleri de bizler için oldukça önemli. Soru ve görüşlerinizi Twitter üzerinden transfer hattı etiketine bekliyoruz. Nevzat hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyiyim, sen de iyisin. İyiyiz, çok şükür. Nerede yandın? Ben terasta yanmışım. Sevgili yönetmenim Bora aynı şeyi söyledi. Rengi tutturmakta zorlanıyoruz dedi. Ben dedim ki yani buradayız, tatil sürekli buradayız. Değil mi? Ya, tatil zamanımız yok. Çok şükür işimiz var, işimizin başındayız. Ve terasta yanmışım. Evet. Yemek yerken. Olabilir yani, ben tenim öyle biten. Güneşten hemen ama yanabiliyorum. Yok. Belli yani yandığın. Allah Allah, bariz çok belli. O doğrudur. Sevgili Nevzat, evet. Galatasaray'da artık herkes transfer bekliyor. Bugün UEFA Kupası'nda kurallar da çekildi. Beşiktaş'ın, Alanya'nın, Galatasaray'ın ve Galatasaray taraftarı artık ısrarla özellikle orta saha bölgesine transfer bekliyor. Galatasaray'da hareketlilik nedir? Hareketlilik var mı? Önce oradan başlayalım. Ya şimdi bazen burada ben olayım, başka arkadaşlar olsun. Yani biz sonuçta eleştirilerimizi yapıyoruz ama bunlar Galatasaray'ın daha iyi olması için. Yani Galatasaray'ı baltalamak ya da Galatasaray'a zarar vermek için değil. İşin içerisinde olunca Hakan, bazen gerçekten de dışarıdan göremediğiniz şeyleri içeriden çok net görebiliyorsunuz. İnsanlar bence bunu algılayamıyorlar. Şimdi yani şu an hareketliliği sordum. Dün Sayın Yusuf Güney'in açıklamaları var. Bir gün öncesinde Sayın Başkan'ın bir iki gün öncesinde açıklamaları var. 38 transfer. Dün Yusuf Güney'in mali durumumuzu işte uygun olursa şartlar transfer yapacağız mealinde bir açıklaması var taze. Evet. Şimdi ben bütün bunları üst üste koyunca ben şeyi çıkardım. Yani Sayın Mustafa Cengiz 38 transfer vurgusu durup dururken Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın mali durumumuz iyi ama şartlar, bizim istediğimiz mali şartlarda olursa düşüneceğiz transferi. Bizi hala ligin en iyi kadrosuyuz söyleme. Şimdi ben bütün bunları üste koyunca galiba transfer yapılmayacak. Yani yapılacak da çok zor bir ihtimal. Şimdi ben dün... Transfer yapılmayacak. Ya yapılmayacak derken yapılacak. İlla ki yapılacak ama ben çok gönüllü değil yönetim kademesi. Yani Galatasaray yönetimi transfer yapmaya çok gönüllü değil diyorsun. Yani bunu neden söylüyorum? Ben normalde Galatasaray Başkan Yardımcısı dün çıkıp... Bunu yazardım o zaman. Ha, Galatasaray Başkan Sevgili Yardımcısı... Sevgili Onursur'dan rica ederim, Emre dün, ha, Galatasaray Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Güney dün çıkıp deseydi ki... böyle yüksek ses tonuyla Galatasaray taraftarı rahat olsun, müşteri olsun. Biz eksiklerin farkındayız. Galatasaray'ın ihtiyacı olan transferleri yapacağız. Bizim mali durumumuz da iyi. Kimse merak etmesin, kimse endişelenmesin. Biz Galatasaray'a layık isimleri transfer edeceğiz. Şimdi böyle bir açıklama yapsaydı okey der. Baksın lafını. Ben sürçülisandır diye tahmin Fatih ediyorum. Fatih Hoca'nın bile üzerine alınabileceğini mi söylüyorsun? Ben mi yanlış ama anlıyorum? Zaten Fatih Hoca ile ilişkilendirilip soruldu. Yani direkt Fatih Hoca sorusu olduğu için herkes işine baksın cevabı veriyorsanız ben bunu bir sürçülisan kabul ediyorum. Herhalde yeni bir eleman vakası diye düşünmüyorum. Olmadığını düşünüyorum. Hocadan bahsetmişken valla asaletinden midir yoksa yaşadığı başka şeyler mi ona bu şekilde davranmaya zorluyor bilmiyorum. Ama gerçekten de hocada bir anormal bir sessizlik var. Biz alışık değiliz buna. Bu normal değil. Yani bu hakikaten normal değil. Evet, yönetimin icraatlarından çok memnun olan insanlar da var. Ama dün dünde kaldı. Yani Galatasaray taraftar, Galatasaray camiası unutmasın. 4 sene üstte şampiyon olmuş. UEFA Kupası'nı almış Faruk Süren Galatasaray'dan gitti. Gitmek zorunda kaldı, gönderildi. O yüzden kimsenin kredisi sonsuz değil. Fatih Hoca tabii farklı. Fatih Hoca Galatasaray'ın sembol isimlerinden bir tanesi. Ama deniz bitti. Olay sadece bak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Güney. Ben Fatih Terim'le ilgili açıklamasını sürçülisan kabul ediyorum. Önce onu söyleyeyim. Yani direkt bir yeni bir eleman vakası olarak görmek istemiyorum. Galatasaray'ın bir krize daha ihtiyacı yok. Onun bedelini çok ağır ödedi. O Ünal Aysal, Fatih Terim birlikteliği bozulmasa bugün bambaşka şeyler konuşabilirdik. O bir kere oldu. O bir daha olmamalı.
Ama transfer konusunda bir Galatasaray başkanının daha net, daha Galatasaray taraftarının gerçekten de ikna olacağı bir söylemde bulunması gerekirdi. Dün kombine satışları 1000 tane. Şimdi sen kombinenin satışa çıktığı gün mali durumumuz iyi. Ya olabilirse bir transfer bakacağız dersen, kusura bakma da kimse heyecanlanmaz. Ben Galatasaray Başkan Yardımcısının, kardeşim paramız var, Galatasaray'ın limiti de var. Ben dün şey diyorum, insan bazıları anlamıyor herhalde. Ya Galatasaray'ın limiti, Galatasaray'ın satmadan alma durumunun olmadığını ben de biliyorum. Ama Galatasaray'ın en azından diğerlerine göre daha artıda bir pozisyonda olduğunu, Türkiye sınırları içerisindeki limitinin diğerlerine göre neredeyse iki katı olduğunu, UEFA finansal fair play açısından da şu an artı 1.6 milyon euro bakiyede olduğunu, Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen paradan dolayı olduğunu düşünürsek, en kötü 1.6 milyon euroya bir oyuncu kiralaması gerekirdi şu ana kadar. Lig başlıyor, şu an Galatasaray orta sahasında kim var? Belirsiz. Zaten hazırlık maçlarının 3 dakikalık görüntülerini izliyoruz. Taylan'la mı başlayacaksın? Ömer'den mi başlayacaksın? Şu an belirsiz. Galatasaray gidip, bakın, Kuzey Avrupa'da 1 milyon euroluk oyuncu taksitle, kredi kartıyla alışveriş yapar gibi 8 taksit, 10 taksitle alayım dersen alamazsın. Alamazsın, vermezler artık. Sen gidip 8 taksitle oyuncu almaya çalışıyorsun. Burada nakit parayı koyacaksın artık. Yöneticilik burada ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın, isim de vermeyeceğim aslında, biliyorum. Bakın, Güney Amerika pazarından iyi bir orta saha oyuncusu. Gerçekten de fark. Şimdi Nevzat, sözünü balla keseyim. Emir Bey demiş ki, Twitter'dan söylediği, senin söyleyeceklerine ek olarak söylüyorum. Medyada çıkan haberlere göre Galatasaray sır gibi sakladığı bir orta saha ile anlaşmış deniliyor. Dünya ünlü bir yıldız nedir diyor. Yalan. Yalan. Galatasaray ismi sır gibi saklanan bir dünya yıldızıyla nasıl anlaşıyor? Zaten dünya yıldızı ise her ismi sır gibi saklanmaz. Onca onu söyleyeyim. Yani en vasat, vasatın vasatı bile artık bu dünyanın global bir köy haline, dijital medyada demiş Mehmet Buğra Galatasaray için. Mantık çerçevesinde bakarsam olabilir derim, ama hangisi olsa, yani kaç yıldır futbola bizden, yani Türkiye'den giden Souza ile şimdiki Souza arasında dağlar kadar fark var. Souza'nın Galatasaray taraftarının nezdinde kredisinin ben çok fazla olduğunu da düşünmüyorum. Çok sevilen bir oyuncu da değildir. Biraz antipatik gelir Galatasaray taraftarına. Galatasaray taraftarı biraz seçicidir yani. Böyle bazı şeyleri unutmaz. Yazar bir kenara. Sildi mi de siler yani. Ben bunu biliyorum. O yüzden Galatasaray için her şey transfer ya da başarı için mübahtır şeyi yoktur. Galatasaray taraftarı Souza'ya evet demez. Benim bildiğim Galatasaray taraftar. Yani başka bir taraf olsa ben bilmiyorum. Onu konuşabiliriz, ama Galatasaray taraftarının ben üzerine çizdiği bir oyuncu bir daha kabul edeceğini düşünmüyorum. Ömer Akçalı demiş ki, Galatasaray'da neden yardımcı antrenör sayısı bu kadar fazla? Nevzat Bey'in bir bilgisi var mı demiş. Bu Fatih Terim'in aslında en başından beri üzerinde durduğu bir konu. Bölgesel çalışma. Özellikle pozisyon, kendi oynadığı mevkilerin tecrübeli, daha futbolu bırakmış isimlerin o bölgedeki oyunculara daha katkısı olacağını düşünüyor. Artı bence birliktelikten, beyin jimnastiğinden, ekibin geniş tutulmasından Galatasaray zarar görmez. Mali açıdan bakarsak, mesela Riera'nın dün bahsettim. Çok böyle gerçekten de komik rakamlara Galatasaray'da hocalık yapıyorlar. Dolayısıyla takım içerisinde kenetlenme ve hem yerli hem de yabancı oyuncularla iletişim, koordinasyon bakımından ben teknik ekibin bu kadar kalabalık olmasını yadırgamıyorum. Yani bunu Avrupa'da da yapıyorlar. Yani çok fazla sayıda yardımcı antrenörler oluyor. O yüzden yadırgamıyorum. Nevzat, peki marka konusu. Marka